Geliyor, geliyor. Bu mu Abi Kubilas bir tane ev atmışsın bu mu dostum? Bu mu? Doğuştan Kent Park gözdesi panorama evlerinden kiralık daire. Şu daireler övmeyin amına koyayım ya. Yani Kent Park'ın gözdesi. Kimi neyin, ne kim bunun Kent Park'a sorduk mu yani? Kent Park'ın yorumu mu bu amına koyayım? Benim favorim bu gözdesi ne demek yani? Şu evi atın İlgilenen alsın, iz, alsın, otursun. İlgilenmeyen ilgilenmesin. Kent Park'ın gözdesi olması, doğuştan olması da ama anlıyorum. Hani böyle bir taşak belirtisidir eyvallah. Ama Kent Park'ın gözdesi olup olmadığı yorumu kim tarafından verildi bunu anlatabiliyor muyum? Bunu ben bırak kendim yorumlayayım ya. Güzel enmiş abi ne kadar aldı binoru çok iyi. E tutayım ben burayı o zaman. Cami de var güzel. <laughs> Yakın cumalarda hoca çağırdı mı gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Tuvalet güzel de bu ne abi? Yani şu seramiğe bu olmamalıydı. Oturmalı olması lazımdı. Ha bu olmalıydı doğru. Doğru bu bu çünkü ya ben 1.95'im kanka. Bu ben, ben de bu. Eee çok güzel abi. Nerede? 5 10 hangi mevkide? Yozgat'ta diyor. Bu Yozgat diyor burada. Ben zaten bin liradan ve Kent Park'ın gözdesi olmasından çok şüphelenmiştim. Düşünüyorum Kent Park neredeydi diye düşünüyorum. Yabancı da gelmedi ismi garip şekilde. Ama Yozgat ne alaka kanka? Bunu Deli Oğuz'a atacaksın bunu. Bunu Deli Oğuz'a atacaksın. Gidecek ev sahibine evi boklayacak. Bunu bin liradan bin liraya oturacak o. <laughs> Anladın mı? Lütfen abi yapmayın ya. Ateşin anlayın korsetinden Bakayım kanka. Heh şu kapatayım da. Ataşehir April Kors sitesinde 3 artı 1 kiralık daire. budur abi. İlan budur. Yok onun gözdesi, bunun göz bebeği. İşte efendim Ataşehir'in dedikodusu. Böyle şeylere gerek yok anladım. Ekstra evi övecek, ekstra kelimelere cümlelere ihtiyaç yok yani. Önce şu tarafa hiç bakmıyorum bak. O tarafı görmüyorum şu an. O tarafa bakmıyorum. Önce bir evi değerlendiririm. Fiyata görürsem, fiyata göre evi değerlendirmeye çalışırım. O benim beynimde işe yapar. O yüzden o tarafa bakmıyorum. Kapıdan girdim abi. Dolaplarımı açtım. İşte ayakkabılarımı üstüm başım buraya koydum. Tamam. Buradan al alo diyorlar. Alo. E, ee, Çağırma siparişim yani Yönlendirebilirsiniz. Tamam. Buradan koşa koşa tekrar bilgisayarın başına geçtim. Güzel. O geniş bir alana giriş yaptım burada. Çok güzel. Televizyonumu şuraya koydum. Buraya koltuğumu attım. L koltuğumu şuraya attım. Televizyonumu buraya koydum. Ya da televizyonumu buraya koydum. L koltuğumu buraya attım. O da olur. Buradan pıtı pıtı pıtı, pıtı, pıtı buraya geldim. Şuraya da ya da tam koltuğun arkasına da şuraya yayın setup'ımı koydum. Sağ tarafıma hemen bataryamı koydum. Heh bak buradan. Buradan yayın setup'ını nereye koydum biliyor musun? Yine buraya koydum yayın setup'ını. Aynı benim salon, salona benziyor. Benim salona benziyor. Çünkü klima da buradan bir vuracak. Hoppa. Bir yayında klimayı açık unutacağım. Ertesi gün yayın yok. Niye? Hastalandım. Klima çarptı. İki gün off day. Güzel. Tamam. Yayın, yayın masasının yeri belli oldu hocam şu an burada. Kesinlikle burada olması lazım. Okey. Ee, bu kısma şeyi koyarım. Bu kısma bataryayı koyarım. Tamam, yine aynı sisteme dönerim ben bu evde. Öyle söyleyeyim sana, aynı sisteme dönerim güzel. Klimanın burada direk olması daha güzel. Ha, a benim evin harbiden aynısı lan neredeyse. Burada benim de mutfak var. Tamam abi, bu odayı çekmişsin. Diğer odaları göster artık. Mutfak var. Bu mutfak zaten ben kullanamıyorum. Mutfak gayet kötü. Olabildiğince kötü mü bana mı öyle geliyor yoksa? Yani kötü gibi geldi ama gayet kötü. <laughs> Bayağı kötü, gayet kötü. Güzel güzel. Oldukça kötü. Ee, neyse mutfakta çok işimiz yok. Dışarıdan yemek yediğimiz için hiç mutfakta da çorba kaynatanımız olmadığı için e, tekrar kola çıktım. Koridora çıktım. Deli gibi koşacağım bu koridorda. Bana uzun koridor güzel oluyor kanka. Ben böyle 1800 metre, 2000 metre falan ben uzun önüm açık olacak. Benim önüm açık oldu bu 4 nala giderim ben burada. Gidip gelirim böyle. Gidip gelirim. Git de iyi biliriz. Evet buradan geçtim. Bu kapı acaba ne kapısı? Sol tarafın tuvalet olduğundan şüphelenmekteyim. Bu yine Sikko tek yaşayanlar için bu küçük odalar hiçbir sike yaramayan o küçük oda işte bu oda. Eşin dostun yani merak ediyorsun abi tek yaşıyorsun 2 artı 1 bir tane küçük odan var o ne boka yarıyor. Hiçbir boka yaramayan o oda bu oda demek ki bu evde. Demek ki o oda bu oda. Evet giyim odası diyebilirsin. Kendini daha havalı hissedeceksen amına koyayım. Birazcık daha kendini tatmin ediyorsa bunu demek. Tamam sen giyim odası olarak kendini atlandır bu odaya. Ee, benim için giyim odası da değil bu oda. Bu oda Eş dost geldi mi kalma odası da değil. Ee, bu oda ne odası ya acaba? Bu oda ne odası ya? Günah odası mı? Ne odası ya bu? Bu oda ne odası biliyor musun? Kanka ben kızla geliyorum. He. İyi kanka geçin bu odada takalım. Odası bu. Bu oda ne odası? Aynı oda mı lan? Bu, yo aynı oda değil. Bu oda yatak odası olmasın. Lütfen olmasın. Burası da ateş şehrin gözdesi mi? Oğlum çok küçük yatak odası ya. Tuvalet. Buradan oturacağım. Çişimi yapacağım. Buradan kalktım buna basacağım. Tuvalet kağıdımı nereye koyuyorum? Ha, şuraya mı koyuyorum? Haa. Şuradan pompayı yerden kaldırın. Pompalar durmasın. Elimi burada yıkadım. Buraya geldim makyajımı yaptım. Ayna ayna burada kaldı. Hiç sıkıntı yok. Geldim tekrar çıktım koridora. Işıkları kapat abi boşa yanmasın. Ee, asansörle çıkarım Tabii merdiven kullanmam. Burada yükseklik korkum var benim. Bu kadar bu fotoğraflar beni biraz geliyor. Ee, buradan girdim tekrar. Anladım. Kaç metrekare? Şimdi detaylara geliyorum hocam. 17.000 TL. Bravo. 17.000 TL. 10 numara ev yapmışsınız. Gerçekten. Ataşehir Uphill Court City selamlar ve sevgilerle e, sunar. Öyle bir site olmuş. E, gerçekten sitede kaliteli, kaliteli insanların olduğunu varsayıyorum. 90 metrekare net olması beni bu noktada. Benim şu anki evimden 15 metrekare az ama ben belki de 15 metrekareyi nerede kullandım? Onu bir önce burada araştırmamız lazım. Yani belki benim o sınırım 15 metre kare midir? Onu bilmiyorum. Yatak odam şu an çok büyük olduğu için ee, baya rahatım. Ama şimdi burada yatak odası küçük olacak. Yani yatağı böyle koysam yatağı şöyle koysam projeksiyonu böyle versem bir görmek lazım evi. Aydat 1000 TL mi? Aydat 1000 TL. Yani 18.000 TL bunun kirası hocam. Sevişemedikten sonra yatak odası büyük olsa ne yazar? Kardeşim sen hiç Secret kitabını okudun mu? Bak Secret kitabını oku diyor ki Mesela diyor bir banka oturduğunda diyor bütün banka kaplama diyor anladın mı? Diyor ki yanına bir insan ne oturabilecek kadar diyor yer kapla ki diyor yanına bir insan otursun evrene diyor bu mesajı gönder. Sen şimdi bu kadar bir odaya gidersen bu odada sen ancak mastürbasyonunu zor yaparsın anladın mı? Ha, daha geniş mesela şurası yatak odası olsa burada grup bile Tövbe tabii ki ama o bile yapılabilir. Şimdi yatak odasının hacmi ve büyüklüğü senin birazcık da evrene mesajınla alakalı yani. Çok da detaya girmek istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ya zaten ben salonda takılan bir insanım. Ama yatak odasının da büyük olması tabii ki beni idare ede yani ilgilendirir. Bir de full cam ya şu anki evim. Gerçi bir kere dışarı çıkıp baktık mı? Yok. Full cam da ne amına koyayım? Geçen aklıma aklım gitti yine camı biri siliyormuş dağcılar siliyor ya onların işi de çok zor Allah kolaylık versin bütün ciddi. dağcı yani dağcı olup da bir üniversitede bir hevesle daha kampa giden ama sonrasında profesyonel hayata geçince de ben muş yaparım deyip amına koyayım bu metropolün camlarını silen dağcı arkadaşlara Allah kolaylık versin <laughs> dağcı dağcı bayağı bildin dağcı dağcı lan dağcı dağcı ne demek Abicim. Daha, daha satan dağcı. Sik gibi geyik yapmayın ya şurada. Oğlum dağcı adamlar geliyor burada. Şey yapıyorlar anladın mı? Burada onlar siliyorlar o camları. Geçen gün dalmışım. Bir silüet gördüm böyle yatarken. Bir silüet gördüm aklım götüme kaçtı. Kalktım takla atarak kalktım. Onlar arkadaşlar durup durup böyle kolay ister misin? Su ister misin falan yapın yani onları. Terbiyesizlik yapmayın. Bir tane daha varmış. Uçardı. 140 metrekare. Oo bravo. Sağ tarafa bakıyorum derken gördüm. Ananı sikim 18500 TL'ye gördüm. Allah kahretsin. Keşke ben... Siteden girişime bakıyorum abi. Dur bakalım. Havuza zaten girmem abi. Bu havuza amına sitede oturan çoluklu çocuklu böyle Godoman ailelerin çocukları bu havuza işiyorlar. Tükürüyor. Ne bok yedikleri belli değil. Ben bu havuza girmem yani. Onu baştan bir söyleyeyim. Hani sadece bu site konuşmuyorum abi. Her her yerde var abi. Ben bu havuza girmem. Şöyle geçtim abi. Güzel. Bu bunlar gerçek görüntü mü bu? Photoshop mu ne bu? Kapıdan girişimi yaptım. E, posta kutuma baktım. Faturalarımı aldım. Yukarıma çıkıyorum. Şimdi evime gidiyorum. Artık gideyim evime. Ayı çocuk parkı var. Ne olur gir amına koyayım. Ya git. <laughs> Girmiyorum amına koyayım. Bir dakika bakıyorum. Bu oda salon herhalde diye düşünüyorum. Ama çok kötü bir çekim. Mutfağı gayet iyi. Gayet iyi. Tuvalete gayet iyi. Şu kase kompleks kasesi mi bu? Ne bu? He musluk. Tamam. Tamam. Ben dedim herhalde buradan kompleks. Ee, bu oda ne odası olduğu belli değil. Olmayan bir oda. Ee, 140 metrekare. Nerede 140 metrekare? Orayı anlayamadım abi. 110 metrekareymiş. Aynı yer mi? Dostum aynı yer zaten. Apple Court B ada diyor bu. Burada 140 metrekare. ile boş diyor. Bu 140 metrekare. Bu ise... 110'u 90 metrekare. Arada 1500 TL fark var. Apil güzel site çalışma hayatım oldu bir hafta kadar. Yordut. Harbi mi diyorsun? Var mı peki böyle genç? Kendi ayakları üstünde duran insanlar. <laughs> Komşuluk var mı mesela benim için önemli olanı? Fotoğraflar önceden çekilmiş. Evler çok gidiyor. Bulamıyorum foto. Ona bir bakmak lazım ya belki. Burada bir de bir tık da indirim yapsa mesela 15'e falan. Güzel olur abi. Gaming house'lar var bu sitelerde. Koreli lorcular falan mı? Ses sıkıntısı var mı burada? Abi gaming house'da ses sıkıntı ses yapmazlar ki onlar gaming house'da. Adamlar böyle oynanıyor. Bey geldi. Hı. Hmm. Rajbi, 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 Rajbi. Go mid, 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 mid. Jungle. Bak abi ver FF, sor. Ver. Bu amına koyayım yani adamların en fazla şeyi bu. Ben burada bağıra bağıra çağıra çağıra yayın yapıyorum yani. İbo bir tane atmış. İbo. Gazi Osman Paşa Mevlana Mahallesi. Yurda dönüş mü? <laughs> 90 metrekare 16.500 lira. Bir daha amına koyayım her gün bıçak yeme tehlikesi. Onu da düş. 13.000 lira normalde. Her gün gasp edilme ihtimaline düş. 8.000 lira. Arkadaşlar insanlar artık zengin adamlar artık zengin insanlar bu heyecanları satın alıyor bu paraları anlatabiliyor muyum? Adam yoksa Gazi Osman Paşa'dan 16.500 liraya neye veriyor zannediyorsun? Eve vermiyor yani. Diyor ki eve giderken de bir hayatım artık macera katmak istiyorum diye. Tak bakalım Apple Watch'la geç bakalım bu mahallenin önünden ne oluyor? <laughs> Şaka yapıyorum Gop'a buradan. <laughs> Selamlar sevgiler. Gop benim bizim memleketimizdir aynı zamanda Gop. Yine bir şey yapmışlar bakalım. Çok komik. Ahşap köpek kulübesi çok komik. Anala giren Yarak seni ben bir engelleyeyim gel ajan. Senin nickim de belli değil. Zaten Discord mesajlarımı kapatacağım. Kapatmadan önce son e, son şakalarınızı almış oldum böylelikle. Ses numara problemi yok. Son numara ev. Kadıköy Suadiye Mahallesi. Ay Fırat Albayramlara yakın ya burası. Bura olmaz. Bura olmaz. Fırat abiye yakın olursam her gün video çektirtir bana amına koyayım. Her gün kışkırtma falan yapmayı dener. Yok abi. Onlar da Suadiye tarafında oturuyor ama bayağı güzelmiş. 100 metrekare bayağı güzelmiş Suadiye Mahallesi'nde ama burası burası nasıl bir yer biliyor musun? Ben size söyleyeyim burası giriş kat büyük ihtimalle bakayım. Tabi giriş kat. Burada ses problemi kesinlikle vardır. Ses problemi olduğu gibi de burada, burada bu binada oturan bir tane teyze var. O sürekli ilk etapta gelecek sana böyle bir pis bakacak tek mi yaşıyorsun falan gibisinden. Ondan sonra da ilk şikayetçi olacak abla da o. Ben buradan beni oy birliğiyle aile Okul aile diyecektim. Apartman yöneticiliği. Burası neresi ya? Ha giyinme odası, giyinme odası. Beni buradan oy birliğiyle atarlar hocam bu evden. Ben direkt söyleyeyim sana. Bu camlar falan ben inanmıyorum bu ses tutmaz. Ses tutmaz ama ev gayet iyiymiş. Güzel, fena değil. Güzel. Ya mutfak kısmı böyle olacak abi. Evde mutfak, ben mutfak, birleşik mutfak seviyorum abi. Ben birleşik mutfak seviyorum. Ayrı, ayrı sevmiyorum yani. ayrı sevmiyorum yani. Bir tane daha gelmiş. Bakalım Beykoz Acarlar 55.000 TL. Yıllık herhalde 55. Aylık değildir yani. 6 aylık mı? Ne bu? Evet arkadaşlar. 55.000 liraya burada oturmak yetmez yani. Bu parayı veriyorsan benim burayı işletmem ne gerekir? Burada benim amına koyayım yani Buraya birçok amaçlı kullanmam gerekir. Sadece oturarak ben bu parayı buradan çıkartamam çünkü. Evin her yerine oturmam lazım yani anladın mı? Sadece oturmak oturtmamla gerekir. <laughs> Bakalım o manzarayı falan filan her yeri kullanmam gerekir yani öyle söyleyeyim sana. Ee, 15 bin yedisinde kiralık daire 90 metrekare. Ateşe rağal o ekonomik sitesi 2 bir 1 yazıyor. Boş boyalı kiralık. Zaten boş yazmana gerek yok dostum. Dolu olsa niye koyacaksın? Evet güzel bakıyorum. Camlar bir garip küçülmüş mü artık ya yeni tasarımlarda? Yani bu camlar bir tık eskiden daha büyüktü de şimdi niye bu kadar küçültmüşler ya? He? Brandyumda ses sıkıntısı yokmuş. Bu kanka buraya ben uzunlamasına yere anca böyle yatsam anca sığarım. Ya tuvaleti banyosu güzel abi. Ben tuvalet banyo önemli benim için bir evde. Bura ne balkon mu? Balkon ama apartman içine bakıyor değil mi? Neyse ya, neyse bakacağız daha zamanımız var. Daha zamanımız var abi bakacağız yani. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. aleyküm. Oğlum küfür etmeyin. Ya? Alo. <laughs> Oğlum bana Alo. Şey. ne Alo, ki bu. bak. <laughs> 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 kafamı siktiniz sabahları ya. Dostum, Ne, ne kal. sen ne, ne diyorsun dostum, ya? Dostum sakin Slam olun lütfen. Bir selam alın Allahsızlar. aleyküm, selam. aleyküm. Abi sen selam vermedin ki ver de biz uyumadık büyük ihtimal. Gelmedin. Ben Mert'im. Selamun de. aleyküm dedim 3 kere. Burada yarrak gibi bağırdığınız için adam oldu gel dedim. De Balkon sana bir Mert. balkonlu bir oda tesis şey yapayım, sağlayayım. Bir yanına çağır abi bak, seni. Bak bir de bisiklet yani aldım. Hani spor salonu şeyimiz de var. O açıdan da düşünebilirsin. Ya Mert şuradan siktir gitsene şöyle. şöyle Mert şöyle kendine ev arkadaşı <laughs> arıyor Bak bak <laughs> balkonda çay, balkonda çay, şey yaparsın. Siktir git. Ay. Daha abi, bu şarkı kaç yıllık şu an çalan? Müjdeli haberi verecek mi? İyi bu bilmez ya şey. <laughs> müjdeli. <gülüyor> Yonu yağmur verdi. Bu ne ya bir dakika şarkı ne? Şarkı bitti. Abi olsun. bomba gibi Hat müjdeli bitti. bir haber var. Atıyorum abi bir dakika açıyorum tekrardan. Dur şu salan. Ben... <laughs> Kapat ya tamam tanıyamadım. Sana bir ev attım ha. Bir tane izleyiciden Arkadaşlar aynen öyle bak. Arkadaş sana katılıyorum. Huzurlu bina yazmış ya. Eşittir ses sıkıntısı baba. Huzurlu bina. Huzurumuzu bozacak bir kiracı da aramıyoruz. <laughs> Hareket yani anladın mı? Evi de öyle güzel anlatmış ki o kadar içim ısındı ki aman koyayım Gidip evlenip oh evet, o evde oturasım geldi ya. Öyle. Keyifle döşenmiş mesela. Ne yaptınız? koltuğu yerleştirdin 31 mi çektin nasıl bir keyif wow. aldın yani keyifle gibi bir nasıl tane keyifle bu döşenmiş yani yukarı onu bak videosu var ya yukarı bak videosu ah sevişirken <laughs> mi döşediniz evi amına koyayım keyifle evet, döşenmiş evet. vallahi onun gibi oğlum bu döşeme evet. işleri evet. falan filan 3 dakikadır konuşuyorum bir ne? türlü konuşamazım ya He. bu döşeme işleri falan filan yorucu işlerdi hiç keyif vermez yani bu anladın mı koltuğu oraya koy oradan onu kaldır bilmem ne yap. Neyse güzel tam böyle buranın Kadıköy diye, diye özel bir zevk ürünü aynen zevk ürünü. Götünüze lütfen sokmayınız ama yani. Abi orada 3 odadan 2 odaya çevrilmiş diyor ya Hı -hı. o demek oluyor ki salom salomaj diye bir şey var böyle tabir. Ee, Biraz klavye yani, basıyorsun. Eski mu? ev anlatabiliyor muyum? Sesi geliyor. Yaramaz. Ha, pardon Dostum, evi satın almayacağım için ister eski ev olsun, ister yeni ev olsun. Ben oturdum süre boyunca yıkılmayacaksa ben okeyim amına koyayım yani. Anladın mı? <laughs> Salamanca. Tamam sen biliyorsun diye salamanje <laughs> Biliyorsun diye burada artistik hava yapmana çalışma lütfen. <laughs> lütfen. Fransızcadan gelen salon salamanje yemek yenilen salon anlamına gelir. Kadıköy Dumlu şimdi. Baysaş, İstanbul 216'da kiralık büyük işaretli bir daire. Büyük 75 metrekare. <laughs> metrekare mi 75 santim mi bu? <laughs> Yarı yani, Ataşehir'de oturmayacaksın mı? Bilmiyorum ki baba bulabilirsen Ataşehir'de de oturabilirim. Nerede oturacağım belli değil. Dün şeyde Aolu Mayhon'da gördüm ben kiralık daire ya. 8000 lira mıydı neydi? 2 artı 1. O 0 artı 0 artı 0 artı 0 artı bu çıktı kanka. O 8000 liraya. <laughs> Burak... Buran... Yazdığı internette var. Abi burayı kaçırmayalım. Buran gerizek ya. Nasıl sikiyim PS'e bak. Çağrı buraya 20 milyon bu? kredi verirler la. <laughs> At çiftliği burası? Büyükbaş besi çiftliği. Bütün ekibi toplayacağım aslında. buraya bak burada. <laughs> Bütün ekibi toplayacağım buradan <laughs> bakın. <buraya. gülüyor> kalın. akşam şey kadar şey ekip, Ekipman full amının. Amınım. Çari çiftlik alıyor da aşkım ne çiftliği bakıyorum. Ya niye sen insanları şey yapıyorsun çiftlik alıyor diyorsun ya. Satılık atmışsın kanka 625.000 lira diyor. 3 artı 1, mahalle site için 2 nokta. Sen <laughs> şeyi beğenmedin mi? Şeyi anlayamadım, yani. bu niye bu kadar duygusal bir başlık atmış onu anlayamadım. Site içi. Satıyoruz. <laughs> Gözümüzün nuru. Site içi ama buna site denirse tabii gibisinden hani küfür eder gibi de olmuş birazcık. Site içi. ana kodumun yeri. Gibi olmuş ama olsun güzel. Güzel dostum sen atma lütfen. İstanbul Maltepe bir iki artı bir dublex yedi 24 güvenlikli binada <laughs> bahçe kullanımlı. Ha iyiymiş bu. Kullanımlı. iyiymiş bu. Ya bu bahçe kullanımlı şurada çocuk var ağlıyor sürekli kafan sikiliyor anladın mı? Öyle bir bahçe kullanımlı yani yanlış bir intiba oluşturmasın. Burada şurada oturan çocuk Aynen, her gün, seyirciler her gün, alını da izleyebilir. Her gün düşecek bu çocuk anladın mı? Yok onunla kavga edecek kafa sikecekler bütün gün. Sen yaşlanmışsın ha? Ben yaşlanmadım dostum. Yaşlanmışım bu şey gidin başkasının kapısında oynayın triplerine girmişsin. Gidin lan topunuzu patlatın. Keserim falan. <laughs> sonra sonra amına koyayım. Apple Court'u evet, beğenmedin Amerika'da mi? kesiyorlar. Appeal... Court'u beğendim. Apple Court sen beğendin <laughs> mi? Ha güzel orası bizim gaming house orada ben oraya gidip geliyorum sürekli. Güzel ha. nezih bir ortam. Peki gençlik nüfusu nasıl? Gençlik nüfusu ya hep işte, aileler gibi duruyor daha çok ama hani ortanca. Ama aile daha çok. <laughs> bu İbo bu attığın ne? Gayet güzel ekonomik ben buraya çıkacağım. 2 artı 1 daire Bayan ev arkadaşı anlayacaktı. Adres İstanbul Bağcılar Kirazlı Metro. Metronun içi mi ne o? 200 liraya amına koyayım eskort tutamayacağı için Ben arkadaşı. sana da bir ilan açalım böyle ev arkadaşı arayalım. Ev arkadaşı. Vallahi ben de ev arkadaşı arıyorum çağrı. Ver vermiyor. Bayan ev, ev ver, arkadaşı ver, ama <laughs> değil mi? Abi, abi ilk talepte şeyden geldi, Bulaş Hanım'dan geldi. Bakalım görüşmemiz devam ediyor. Yağmur mu taşınmak istiyor sana? Evet. Sakın derim ben sen bilirsin ama. Evet sana da o daha çok da yaklaştığı yaklaştı için ya. mi? Niye? Sakın abi. böyle evet, yakın Bak. falan diyor abi? Ya oğlum derdi bitmez kedisi köpeği kendisi ya. yani bitmez derdi bitmez onun. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Hayır ben onu söyledim ki Mert. Okuyor. Aa doğru kediyle köpeği de var. Peki senin kedi köpeğinle mi? Mert anlaşabilecek mi? Ke ke kedi evet. de mi gelecek? <laughs> evet. Niye maymunlardan korkmuyor? <laughs> Aa Mert kendine şaka yaptı. Aferin lan gelişme var sende. Camı kapatıyorum. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ee, Yağmur sen nesin seni ev arkadaş olarak kabul etmediği için mi Mert'e gittim? Evet. evet ben de söyleyeyim ya, abi. Yok. <laughs> Mert ilk başta öyle bana bir şey dedi, mi vardı? Ev arkadaş var, olur tabii. musun dedi. Sonra ben dedim ki annemle berin bana taşınıyor artık. Kim ev arkadaşım olur musun dedi? Ben Nesrin'e dedim. Ya sen ne kadar yüzsüz bir adamsın oğlum ya. Niye? Ya kızın. Arkadaşı var Mert, evinde tek yaşamıyor ki Bir güzel şey ya. diyeceğim. E tamam birlikte gelsinler Allah Allah. Ulan senin. Ben tek Kardeş abi, biz, biz, burada bir aile tamam, değil miyiz? Katman ekibi değil miyiz ya çağrı. Eminim çağrı abi. Karadeniz mahallesi. Met kalacak yerin yoksa kardeşim benim dükkan yanında bir artı bir var. Oraya da aşınabilirim ama eşya eşyayı Bu ne ya 24 liraya eşyalı boş daire ne bu aman koyayım ya? Dışarıdan bakma parası mı ne bu? Teklif istiyor bu teklif. Ben sana abi atayım bir tane. Koton 24 var. 24.000 bin lira yazmıyor utanmış bence. Ama Karadeniz Mahallesi her gün Trabzon ekmeği yemek zorundasın. Bakalım. Pilates <laughs> sahana fitness oyun <laughs> salonu buhar odası stüdyo havuz. <laughs> Benim <gülüyor> sikiller. <gülüyor> <gülüyor> abi tamam ya evi sonra bakalım ya. Az olsun Mevlana mahallesi. Oğlum attın ya bunu amına koyayım. 3. bakışım bu eve. Ben atmadım bunu. Ümraniye sur yapı. Dışarıdan güzel. 85 metrekare. O güzel. O. Ha benziyor senin metrekare. Yine de çok iyi. Ben. Bizim halı sahaya yakın ha, abi abi, Bu, bu oda hani mesela mi? bak ne odası işte bu oda anladın mı? Sevgili mimar arkadaşlara sesleniyorum. Bu odaları niye yapıyorsunuz? Ya burayı ben birleştir bir artık mı? o zaman. Bu oda ne abi? Sikiş odası mı? Tövbe de lan öyle tövbe estağfurullah. Ya bu oda giyinme odası olarak mı planlanıyor yapılırken? Nasıl yapıyorsunuz? Kafanızda ne planlıyorsunuz bu odaları yaparken? Çamaşır odası olabilir <laughs> balkonu yoksa. Abi. Ama yani bu odada hiçbir şey yapılmaz bu odada yani. Lan giyinme de eşyan hani yatak odamdan alıp getireceğim burada giyineceğim. Buraya eşyan da sığmıyor çünkü. Giyinme odası dediğin yerde normal rafların falan olmalı. Eşyaların da odada olmalı. Kolonları tutmak için yapmışlar. Ciddi mi bu? Ya öyle bir şey varsa bir şey diyemem de normalde bu kadar böyle tek oda mesela bak ama sonun güzelmiş. Kapısı yok evin kapısı yok. Har gönderdim abi tane buraya. 2002'de asardık ya mutfaktan böyle şılı 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 şeyler işte 2002'de ablam benim onları böyle yanlardan böyle şey yapardı toplardı böyle yanlardan şöyle açık mutfak kapısını öyle yapmıştı. 2002'de Tarkan'ın kapı perdesi. He, kuzu kuzu geliyorum albümünü evet. dinleyenler varsa mesela Boncuklu. o günleri hatırlamışlar. <laughs> Aynen Ümit Davala saçlar böyle. Siktirhan. Hatırlıyor musun? İlan Şöyle. <laughs> o tam o Silivri'de yazlık falan bilen bilir. Dilem Hasan bilmez. Bilindim, zor dönemlerdi. Harbiden zor dönem. Amına koyduğum yerine kızıl ile bir tane bir şey göndereceğiz birbirimize diye. Böyle duruyorduk amına koyduğum yerinde ya. Bilenler bilir abi. <gülüyor> kızıl... <gülüyor> kızıl ötesi. Kızıl <laughs> teknolojisini <gülüyor> sen <laughs> hatırlamıyor <laughs> <Abi> sen <laughs> hatırlayamazsın. Nereden bileceksin? Kızıl <laughs> Yok o, o teknolojide Eski yok telefonlarda yok. böyle sik kadar böyle bir mavi bir nokta olurdu. <laughs> İki telefonda da varsa, kızıl Ötesisi varsa onları böyle dip dibe tutardın. O birbirine böyle bir şey göndertirdin ama bir şey daha ne diyeyim sana. Hani bir tane fotoğraf, fotoğraf gönderiyorsun anlatabiliyor muyum? Ben sadece hani Kill Bill'in şeyi müziği yollanıyor Kill şey, Bill'in? Kumanda Bilmiyorum. çalışma prensibi mi? Aa Mimoli'nin şeyleri vardı. Polifonik mi diyorlardı? Onlar. Polifonik mi diyorlardı? DJ Devil'in şarkıları yollanırdı. Gazetede duvar kağıdı seçerdik. Ücretli. Tamam Yağmur. Tamam, teşekkür <laughs> tamam, ederim. ederim. Onu yap yapmaya tamam. devam et. <laughs> Bak çağır şu iki resim önceye bir gelsene. Aha. Şu rezidanslarda ben de şu kolonu anlayamıyorum. Ataşehir Brandium Residence boş 3 artı 1 daire. Bu boş 3 artı 1 daire ha, eşyasız anlamında boş. Tamam abi. Aynen abi. boş. Burak Görü... Ben de attım bir tane ona da Burak bak. Yörüğün gözdesi diye de yazdır buraya kanka. Burak atmış bunu. <laughs> Bakalım abi. Ee, güzel bir oda. Normal bir oda. Yayın odası hatta burası direkt öyle söyleyeyim sana. Tuvalet. Ee, şurada çalışıp duş yapıyorum. Ee, bu çekimden dolayı mı böyle? Bu ne abi? Bu kadar büyük mü <laughs> 20 metre. Bu ne abi? Daha büyük. <laughs> bu çekimden mi böyle? Bazen böyle şey burası bayağı büyükmüş. Geniş, geniş ha şurası geniş. Aa <gülüyor> ne yapacağım biliyor musun bak? Odayı böldün. Şurayı böyle yayın odası yaptım bak. Şu duvara aldın şöyle. Şuraya kadar yayın. Böyle L koydum buraya. Yayın odası. Arkaya bataryayı koyuyoruz. Niye böl koyuyorsun. bölmesen ne oluyor ki? Bölmezsen a... Buraya eşek kadar alan oluyor İvo. Olsun Zaten 3 bir 1 çağır. Arkaya bakacağım diye göz yarıyor. Güzel. Bir tane de dürbün alacağım buradan her yere. Bu oda... Oğlum baya büyük lan o zaman bu. Büyük Abi, büyük. Şu, 125 metre kadar. Şu kuşlar bu saçmalamayın ya. Bu adam hala bizden ya. biri bu arada. Teleskop demedi. Dürbün dedi. <laughs> Şunları kaldırın abi ya. Saçma sapan. Tamam abi teleskop dalsın abi. Haftada iki ayda 8 yen yapıyor. Haftada iki ayda 8 yen yapıyorum öyle mi Emre Aydın? Git so şey soğuk şey. oda cezası veririm sana. Bir saat soğuk odalardasın. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Git bir saat soğuk odalarda dur be yeni bir şeyler yap. Eşek gibi <laughs> anladın mı? Eskiği. Emre Aydın da artık nasıl kriptoyla kafayı bozmuşsa daha Kripto geçen senelerde soğuk odalar Haziran Temmuz'un yaz sıcağında soğuk odalar diye şarkı çıkarttı adam ya. Neyse devam ediyorum. Ee, güzel. Güzel küçük Ikea dolabı. Güzel abi. Bu oda biraz dar bir Siz oda. Ya? Yatak odası gibi hayal ettim. Bu oda da dar bir oda ama sanki böyle 8 farklı ev fotoğrafı varmış gibi. Harbiden <laughs> bu, bu az önceki fotoğrafla <laughs> alakası yok bunun. Eldeki bütün Herkese. fotoğrafları koymuş abim. Tamam bu güzelmiş. Bir dakika bakalım. E, Çengel Koy Tuana Prestij evlerinde 3 artı 1. Ya Burak sen nasıl bir aşk adamısın? Ya adam mısın, bak, Burak ya? güzelmiş. İlanlarda bile Tuana Prestij evlerine bakmış abi adam ya. Bu adama kocaman bir alkış abi. Seviyor gerçekten seviyor. <laughs> Harbiden. Ya helal olsun ya. Güzel seviyorsun ya dostum. Ya bu daire de iyiymiş. Bu daireye bir bakalım mı? Önce bir bakalım mı? İyi mi kötü mü? Ne dersin? Hadi Aa, aç bakalım. Terasının olması artı bir önüne hocam. Artı bir terasla önüne. Pislensin. Sanki terasım yok. Benim evim çok özür dilerim aşağıda <laughs> Çok özür dilerim. Valla kusura bakma. Ama bu para çok buraya. Bunu bir ara şuraya koysaydınız. Bunu böyle niye fotoğrafını çektiniz ya? Ya bu dublex mi? Burası bu arada apartman dairesi galiba değil mi? Rezidans değil gibi. Yok havada duruyor burası böyle. Adamın <laughs> adı. <abi. gülüyor> Biraz yıpranmış. Zorlanma burası şakaydı. <laughs> yer çekiminden. Bence insani bir sana kendine... Yani sanmıştı. Ya dostum yani ne demek apartman dairesi mi ya? Re şu ana kadar baktıkların hepsi rezidanstı ya. Bu da apartman dairesi galiba dedim. Yarına geç. Terbiyesizlik yapma. Rezidans işte görmüyor musun? Şundan kutudan varsa aşağıdan birisi efendim bir siparişiniz geldi dedi diyorsa Burası rezidansı benim için. Yönlendirebilirsiniz. Doublex olması bir tık beni geriyor yiyor. Çünkü gecenin bir vakti. Sen buraya e, sığmazsın. Gecenin bir vakti. İmkan yok sivasçılar mi... buraya. Buraya kan zaten buraya. Alıyor. Bak burası nasıl biliyor musun bak şu kapının çizgisinden ben işleyebiliyorum. O yüzden. <gülüyor> 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 o yüzden beni ilgilendiren bir durum yok. Siz kendiniz düşünün anladın mı? Ben buradan içeri bile girmeme gerek yok. Buradan tık diye şey yapabiliyor hat yani o güzelmiş bak burası böyle falan filan güzelmiş burası galiba evin en iddialı köşesi burası olduğu için evet buraya koymuş yani kaç metrekareymiş burası 128 3 artı 1 <laughs> enerji 0 bulunduğu kat 6 kat sayısı 7 tamam trendist uzmandan eşyalı siteçi eşyalı siteçi 22 bin liradan başlamışsın normal geldi evet eşyaları Buna 22 bin lira Ama vereceğiz. Ama senin eşyan yok mu zaten? Eyvaz. Benim eşyam var ben eşya istemiyorum. <laughs> evet. Bak benim attığım aç. Eşya, eşya istemiyorum çünkü. Yani... Abi eşyalı alıp eşyaları satsak kar ediyor muyuz? <laughs> Nasıl anlayacak yani yapabiliyor muyuz öyle bir şey? Dostum yok, zaten abi. Senden, öyle ki... senden öyle bir deposito istiyor ki. Adana'da yapılıyordur Mami. Senden öyle bir depozito istiyor ki. Yani o eşyaların parasını zaten depozito ödüyorsun. Ondan sonra eşyaları kırsan da depozitodan kesiyor yani. Öyle söyleyeyim sana. 2 artı 1 4, 4, 6, 4, 4. Patron saatlerimiz. Ya patron ne ya? <laughs> Söyle ya Rab ya Resulallah. Saatlerimiz mi? Ah siktir. Saatlerimiz 0000 gösterirken. Kaybeden bence sen olmadın. ...koparlayacağız kardeşim. Abi dünkü yayın... ...ne zaman gelecek merak ediyorum. Dünkü yayını lütfen yükleyin. Ee, Kibirli dünkü yayını yüklemek... ...bizim elimizde olan bir şey değil. Ee, çünkü gerçekten... ...yayının tekrarı normalde benim... ...paneleme düşmeliydi. Panelimde... E, ...bir dakika katta kal. Bir daha bakayım. canlı 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 bakayım. Video yapım kitime girdim. Burası benim panelim. Gelmiş. Ha. Ha. Gelmiş mi? Yok. Gelmemiş. Ee, Nuri şey yazmış kanka. Ayarlıyoruz yarın YouTube'da demiş. Ha. Çok güzel. Bak benim panelimde yok ama bir yerden indirilebiliyor galiba o yayın. Onu indirsinler, editlesinler. Yarın YouTube'da atılır o. Yarın YouTube'dan izlersiniz. Yarın YouTube'dan izlersiniz. YouTube'da takip edersiniz. Bir de Instagram'ı da takip edersiniz. Karaman'ın bir doktor play var. İzlemeyenler varsa evet. yarın kesinlikle izlesinler. Karaman'ın bir doktor play var Vampir Köylü'de. <laughs> Bak böyle bir doktor play'i daha önce izlemediniz yani öyle söyleyeyim. Yorumlarda sana. buluşalım. Ha, yorumlarda buluşalım harbiden yorumlarda buluşalım. <laughs> Çok merak ediyorum yorumları okuyacağım yani yarın o videonun. 13.000 abonede geliyor YouTube videosu geliyor. Sen nasıl bir pislik bir adam oldun <laughs> ya. <yani>. Şuradan <laughs> git bana 41. bir alsana. Şuradan. <laughs> abi dün ben terlik fırlattım diğer kameraya fırlatmışım. Sizin izlediğiniz kameraya gelmemiş Allah'tan. Agret ölmüş abi duydum ya. Öldüm abi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ya güzel olurdu bugün iş yerinde falan. Bazen yayın tekrarını izleyen arkadaşlar var. Onlar mesela böyle bir yandan iş yaparken bir yandan izliyorlar falan. Böyle durup durup kendi kendilerine gülüyorlar falan böyle. Onları biliyorum ben. <laughs> falan yapıyorlar. Odadaki diğerleri de bakıyor bu niye gülüyor falan gibisinden. Onlara üzüldüm yani. Keşke olsaydı açan. güzel yayındı. Tamam çok da barlandırma iş. İzleyemeyenlerin canını çekitme. Ben abi eş işte öyle bir yayındı ya. Ben bir yayındı. Sen yani. TikTok'a attın birkaç tane klip onda oradan izlersiniz. <laughs> ben ben TikTok'a attım. TikTok'a. WhatsApp. Mart. Bob. Oğlum, bu nasıl sevmiş lan? Bu ne? Ben başlıktan belli. Hmm. Burayı sana vermezler. İmkanı yok. Yalan niye lan? Niye ne yazıyor la orada Geçim Arapça? Arapça. Arapça. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> Mami. Güzelmiş. Gelsene şu evi sen pazarlık yaptırtayım sana şu, şu evi. <laughs> tamam ben abi ben çözerim onu 20 bin liraya. Gel sen yap pazarlığını. Abi ormanın içinde de. <laughs> Samet abiyle geleceğiz. Burası şık bir yermiş bu arada. Evet. Sağ ol razı olsun. Mert'ten tam şey aldı. <laughs> abi Sarıyer Ayarza Mahallesi ile benim pek bir bağlantım yok yani. Burada kalkıp buradan hiç kimse tanımadığım yere gitmek de ne bileyim <laughs> yani. Senin, Senin ama neresiyle bağlantın var ki zaten? Yani önemli olduğun yer. Ya eşe dosta yakın olalım ya. O yani anladım. Eşe dosta yakın olalım ya. Video var evin. Sefaköy abi. O ilan da Arapçaysa bütün sitede Araplar olabilir. Tabi olsun ırkçılık yapmıyoruz tabi ki ama zengin Araplardır zaten. <gülüyor> 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 irkçılık yapmaz ama daha pis bir şey yapıyoruz. Ne yaptığımızı ben de bilemedim. <laughs> Keşke hani ırkçılık yapılsaydı da bu yapılmasaydı anladın mı? <laughs> evet estağfurullah. Aa bugün reddit günü mü? Allah'ım devam wow. edeceğim beni tut lütfen ya. Bir şaka daha yapacağım bugünkü yayında sinecek ama. Bir şakası kaldı anlatabiliyor muyum? Bir şaka daha konduracağım bugünkü. Hey sen, <laughs> videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, <laughs> yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.